Değerli izleyiciler, hepinize Toroslar'dan sağlık ve huzur dileklerimizle karşınızdayız. Toroslar'ın tepelerinden, Toroslar'ın güzel esintisinden ve artık sonbahara girerken insanların hasadını yapıp özellikle köy yerlerinde şehre dönmek için hazırlık yaptığı günlerden canlı yayında karşınızdayız. Toroslar'a bugün misafiriz. Toroslar ilçesi Mersin'in hızla gelişen diğer bütün ilçelerin önüne geçmeye aday bir ilçe. Çalışkan insanları, göçle gelen insanların buraya yaptığı katkı ve uyum, buradaki insanların gelen bütün insanlara karşı gösterdiği kucaklayıcı, kardeşleştirici duygu Toroslar'ı giderek ileri taşıyor ve Toroslar'ı bir marka şehir haline getiriyor. Toroslar Belediye Başkanı 11-12 yıldır Toroslar'ı kesintisiz yöneten Sayın Başkan Hamit Tuna canlı yayında konuğumuz ve biz Kanal 33 ailesi olarak canlı yayında Toroslar'a konuğuz. Merhaba Sayın Başkan. Merhaba Deniz Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah Sayın Başkanım. Güzel esiyor. Evet. Anıttepe'deyiz. Bize önce bir Anıttepe'yi şöyle kısa bir anlatır mısınız? Bulunduğumuz yeri izleyiciler izliyor şimdi. Evet. Bilmeyenler olabilir. Neredeyiz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi 3. dönem belediye başkanlığı yaptığımız Toroslar'ımızda bu Anıttepe Parkı yaptığımız 2. proje. İlk projemiz 3 Ocak spor tesisi ve park projesiydi. Yaklaşık 50 dönümlük bir alanda yapmıştık. Burası da 2. proje olarak Toroslar Belediyesi'nin çalışanlarının hayata geçirdiği özellikli bir proje. Bu projenin şöyle bir özelliği derken özelliği de şu: 16 dönümlük yeri kamulaştırmasını yapmak suretiyle belediyenin olmayan bu yeri ama imar noktası da park alanı olarak işaretliydi. Vatandaştan satın almak suretiyle hayata geçirdik ve hakikaten bu parkta çok büyük emek var. Bir de biz yaptığımız parklarda şu değeri öne çıkartmaya çalışıyoruz. Park tabii ki gezinti alanları, hoş vakit geçirilebilecek bir yer. Ve Türk'ün tarih şuurunu gençlere, insanlara aşılayabilme anlamında 16 tane Türk büyüğünün, kurulmuş Türk devletinin, büyük imparatorlukların ve en sonda Ulu Önder Atatürk'ün heykelini yapmak suretiyle son yönetim Cumhuriyeti kurup bize emanet eden Ulu Önder'in heykelini yapmak suretiyle hakikaten Mersin'i kuş bakışı diyemesek de panoramik bir görüntüde görebilen, denizi görebilen bir noktada özellikle akşamları hava almak isteyen, burada güzel vakit geçirmek isteyen insanların uğrak noktası olan bir yer. Anıttepe Parkı da böyle. İkinci projemiz olarak ikinci göz ağrımız. Öyle özellikli bir proje. Tabii ufak tefek kullanım noktasında sıkıntılar oluyor mu? Oluyor. Zaman zaman işte polis ya da zabıta noktasında kontrol altında tutuyoruz. İnsanların özellikle aile olarak gelen insanların rahatsız olmayacağı şekilde bir zemini oluşturmanın gayret içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Şimdi siz konuşurken düşündüm. Buranın tanıtımını beraber yapmıştık, evet, da burada, evet, bir program yapmıştık yine. O zaman Toroslar'ın bir ucuydu neredeyse burası. Evet. Yani evet. Toroslar bu kadar büyük değildi ilçe olarak. Evet, doğru. Buradan ötede fazla bir sınırınız yoktu. Şimdi sormak isterim. Toroslar çok büyüdü. Başka bir vilayete sınır oldu. Evet. Yanılmıyorsam Karaman'a sınır oldu. Bize son büyüyen haliyle, çünkü iki defa, evet, sanıyorum büyüdü. Doğru söylüyorsun. Son büyüyen haliyle Toroslar yaklaşık kaç nüfus, kaç köy, mahalleye döndü? Evet, 2004'te ilk belediye başkanı olduğumuzda 24 tane mahallemiz vardı. 2009 seçimlerinde 5747 sayılı yasayla hem ilçe statüsüne kavuştuk. Öncesinde Altdirim Belediye olarak adlandırılıyorduk. Kaymakamlığımız oluştu, kurumlarımız oluştu. 2009 seçimlerinde Yalınaya Karpaş Dorukkent belediyeleri katılmıştı. 30 Mart 2014 seçimlerinde 6360 sayılı yasa ile, bütün şehir yasasıyla daha doğrusu, büyükşehirin il sınırı oldu. Bizim de 32 tane mahal, köy, 5 tane de belde belediyesi bize katılmak suretiyle şu anda eski dönemdeki çalışma alanımız 5200 hektar iken şu an 108 bin hektara çıktı. Sadece Karaman değil sınırımız, Konya, Karaman
ve Niğde'ye sınırımız var kuzeyde. Yani böyle özellikle 3 tane vilayete sınırı olan özellikle bir Toroslar coğrafyasında insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ilk geldiğimizde burayı yaptığımızda dediğiniz gibi otobana bile tam ulaşmıyordu. Arada Doruk kentin birazcık mücavir alanı vardı. Hatta sınır problemi de varmış. Ben belediye başkanı olmazdan önce mahkemelik bir vaziyet. O problem de bağlandıktan sonra ortadan kalktı. 8 tane belediye yuttu bu Toroslar Belediyesi. Bir de kendisi tam 9 belediye. Dolayısıyla tabii gelen belediyelerden problemler de geldi. Pozitif anlamda değerler de geldi. Niye? İşte çalışma alanımız çok genişledi. Hizmet vermek çok güç ama çok da değerli, hizmet edebilecek yerlere kavuştuk. Allah'a şükürler olsun. İşte onları biz de şu an nakış nakış işliyoruz. Biraz sonra soracağınız sorularla onların da inşallah ifade etmeye çalışacağız. Teşekkür ne işler ederim. Şimdi ilgimi çekti, dikkatimi çekti, unutmuşum. Vatandaştan satın alarak arsa kazandırıp burayı tüm halka açmış durumdasınız. Evet. Bu önemli ve güzel bir şey. Yani belediye yeri gelir arsa kazandırıp arsa satar, yeri gelir vatandaştan bir yerleri toplar. Burası çok atıl bir yerdi. Tabii ki. Aslında burası şu hemen yan tarafta otoban bağlantı yolu oradan geçecekmiş. Sonra şekil projede değişiklik yapmışlar. Yolu biraz daha batıya kaydırmışlar. Burası oyuktu. Yani otoban en kesiti şeklinde 35 metre en kesitinde yarılmıştı. Oralara doldurduk. Yolun bu tarafa kaymasıyla birlikte burada oluşan yeri de geçmişte planlamalarda belediye hizmet alanı bir kısmı sosyal tesis alanı, bir kısmı da park. Biz bir bütününü 16 bin metrekareyi tabii satın almak öyle güç bir olay. Hele hele ana cadde cepheli bir yer şu anda metrekaresi 1 milyar lira. Eski parayla yani 1000 lira ciddi anlamda bir değer taşıyor. Hemen arka tarafta da bir 18 dönüm aşağı yukarı yer kamulaştırdım. Oraya da olimpik yüzme havuzu yaptık. 25'e 50 ölçüsünde 2-10 derinliğinde. Ve hakikaten havuz başı düğün yapma anlamında Mersin'de en geniş alana sahip olan bir yeri oluşturduk. Toroslar insanı da en kaliteli hizmeti alsın, en güzel düğünleri havuz başında yapsınlar diye 18 bin metrekare yeri de kamulaştırdık. Tabii ifade ettiğiniz gibi zaman zaman belediyeler insanlara arsa bulmak, arsa satmak, arsa oluşturmak evet. vaziyetindeler. Planlı belediyecilikte bunlar vardır. Yasa da bunu desteklemektedir. Ama biz sattığımız arsa kadar da yer alıyoruz. Belki biraz pahalıya satıyoruz imar parselini. Aldığımız yerler yeşil alan ya da belediye hizmet alanıysa biraz daha uygun almak suretiyle belediyemizin sattığı yerin karşılığı alansal anlamda çok kaybı olmuyor. Hem bir tarafta yığıl olan yekpare arsanızı şehrin muhtelif yerlerine dağıtmak suretiyle böyle de bir olayı her mahallede bir projeyi gerçekleştirme şansına sahip oluyoruz. Tabi bunlar güç işler, zaman alıyor, insanları ikna etmekte çok zor oluyor ama neticede bir sonu burada getirdik ve 2008 yılında bu tesisi, bu projeyi hayata geçirmiştik. Hakikaten bu bölgeye önemli bir katma değer oluşturdu. Etraftaki arsa değerleri çok yükseldi. İnanın 2004'te belediye başkanı olduğumda 1 liraya almış olan bir arsanın metresi örnek veriyorum. Şu anda 20 kat büyüdü. Yani hiçbir ticarette bu değeri kazanma şansınız yok. Torosların arsa bakımından şu anda her noktası en değerli yeri oldu. Arsa bulmakta müteahhitler sıkıntı çekiyor. Talep fazla. İşte bu şehri açmamız lazım. Bu şehri aslında saçaklı kentlerde hizmet vermek belediyecilik noktasında zordur. Şu anda bizim saçaklanmış kentimizin olduğu gibi. Saçak ne demek? Yani saçaklı çok, kent? Yani uzun mesafelerde. Mesela Aslanköy'üne gidiyorsunuz. Orada ufak bir iş var. Ama o da ivedi olarak yapılmalı. Her köye bir tane makine koyma şansınız yok. Her köyden mahalle olmuş yere bir makine koyma şansınız yok. Ne yapıyorsunuz? Toplu hücum, toplu defans gibi, futbolda olduğu gibi. Biz makinalarımızı bir yerde hizmete yoğunlaştırıyoruz. Kamyon olacak, kepçe olacak, işte silindir olacak, eskavatör olacak, grader olacak. Hepsini bir yere dağıtsan hizmet yapma anlamında sıkıntı çekiyorsun. Ama oradaki işte yapılması gerekir. Mutlaka onu da gidiyorsun.
Tabii giderken gelirken bir yakıt maliyeti olur. Onun için diyorum saçaklı kentlerde. Evet. Yani mücavir alanı çok genişlemiş yerlerde hizmet vermek zordur ama toplu yerde bir Yenişehir, bir Mezitli mesela daha dar ölçekli bir alanda hizmet vermek daha kolaydır. Biz o anlamda en şanssızız, en çok mücavir alana sahip bir belediyeyiz ama bunun üstesinden geldik, geliyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var tabii ki ama bunları bir plan dahilinde inşallah hepsini yapacağız 5 yılın sonunda. Eyvallah. Şunun altını bir çizelim. Mersin'in güney ve batı girişi sıkıntılıydı. Evet. Hala sıkıntılı. Yani Adana'dan Mersin'e girerken E5 üzerinden veya Erdemli üzerinden Mersin'e gelirken kötü görüntüler mevcuttu. Siz ilk belediye başkanı olduğunuzda kuzey girişinin en azından bir ilk görüntü, evet, ilk evet. izlenim açısından yabancılar şehrimize geldiği zaman güzel gözükmesi için ilk izlenim çok önem verdiniz. Şu üzerinde bulunduğumuz Akbelen Bulvarı'nı hakkınız, hukukunuz olmamasına karşın siz yıllarca buraya bitki diktiniz, buranın bakımını evet, üstlendiniz, evet. başınız zaman zaman belaya girdi. Rica ediyorum bu şeyi de bize bir kısaca anlatır mısınız? Akbelen Bulvarı'nın Toroslar ve Mersin için önemi neydi ki bu kadar üstüne düştünüz? Tabii kenti gösteren en önemli unsur caddedir, bulvardır. Yani sokak bizim 4000 tane eski mücavirimizde sokağımız var. Şimdi 3000'e yakın da işte köy ve beldelerden aşağı yukarı geldi. Sokaklara çok insanlar gelmez. Yani özellikle il dışından gelmiş insan nereyi tercih eder? Geçiş güzergahı olarak öncelik bulvar, ardından da cadde. Yani sokağı da bir tanıdığının adresine gitmek üzere kullanır belki. Tabii şehrin imajı çok önemli. Dışarıdan gelen bir insan için içinde yaşayanlar zaten bilir. Ama cadde ve bulvarların bakımlı olması kadar özel bir durum olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü şehre insanlar işte eskiden Doğu yakasından Tarsus D400'den geliyordu. Oralarda hayvan pazarı, işte bakımsız olan orta refüjler, yanlarda çok metruk görüntüler falan derken biz dedik ki şehrin kuzey girişi hiç olmazsa şık ve güzel olsun. Otobandan gelen, özellikle hava alanından, o güzergahtan gelen insanlar buradan giriş yapsınlar ki şehri güzel görsünler. Yani kötü görüntüde bir Mersin akıllarında, dimağlarında kalmasın. Hakikaten o zaman karayollarına bağlıydı burası. Daha sonra büyükşehir kapsamına geçti. Karayollarından müsaade istedik, dedik buraya biz bakalım, biz yapalım. O yazışmaların sonucunda karayollarına kadar olan gişelerden çıkış aşağı yukarı 5 kilometrelik yerde damlama sulama sistemini de yaptık ve bitkilerin orada özellikle hayvan figürü olan bitkileri ya da işte orta refüjde eksik olan tamamı bitkileri biz ektik ve 10 yıldır da baktık. Hakikaten daha sonra hakkımızda bu anlamda çok da olumlu köşe yazıları yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Tabii bunlar bizim çalışma zevkimizi ve azmimizi daha da genişletti. Daha güzel işler yaptık. 60 kilometreye yakın aşağı yukarı cadde ve bulvar boyu var bizim bölgemizde. Bunlara da biz baktık. Hiçbir bilabedel, büyükşehirden hiçbir talebimiz olmaksızın biz bunu üstlendik. Mesuliyetimizde olmamasına karşın yani biz özellikle emekle, iş gücüyle yapılacak işlerde hayatta kaçınmayız. İşin üstüne gideriz. Gece de olsa o işi sonuçlandırırız. Sonuçta ne geldi? Oradan giren ve buradan girenlerin yaptığı kıyaslamanın sonucunda Torosların öne çıkışı geldi. Ardından işte 2013 Akdeniz Oyunları'yla birlikte 34. cadde açıldı. Buranın yükünü biraz aldı. Aslında şu da var. Mersin'de en önemli mesele sosyal problemlerin dışında fiziki mekanlarda yapılması gereken en öncelikli iş bence o ulaşım işi yani. Ulaşım da neyle rahatlatılır? Cadde ve bulvarların açımıyla rahatlatılır. Şimdi Adana'ya giderken bir bakın. Adana ilk sınırı yazan yerde gişeler vardır. Otoban gişesi. Oradan çıkarsınız. Adana'nın yerleşim bölgesinin iz düşümünde olan komple o otoban yolu dahili de kullanılır. Bakın şimdi havaalanı çıkışı var, Tellidere çıkışı var, hastaneler çıkışı var, Balcalı çıkışı var. Yani o bir yüreğir çıkışı var. Üste gelen Alparslan Türkeş Bulvarı çıkışı evet. var. Yani çok sayıda çıkış olduğu için Adana'nın trafiğini rahatlatan aslında
otobanın sağlıklı bir şekilde dahilide kullanılması, bedava ve dahilide kullanılıyor olması Adana trafiğini nispeten rahatlatıyor. Yoksa hakikaten Adana trafiği Mersin'den daha kötü olabilir. İşte biz de bunu yapmamız lazım. Yıllardır söylüyoruz. Biz gişeler, de kısmen öyle değil mi şimdi? Evet. Yani gişeler şurada hemen Bekir'de, evet. Civan Yayla üstünde. Aslında bunun Tarsus'a alınması lazım. Tarsus'a konacak gişeler bu OSEB'e çıkışını da buradan vereceksin, otobandan. OSEB'de iş yeri olan, Mezitli'de oturan ya da ne bileyim Kuyuluk'ta oturan, Yenişehir'de oturan, Toroslar'da oturan biri buradan çıkıp otobandan hemen OSEB'e girebilmeli. Maalesef OSEB'e girişi olmayan tek şehir de Mersin. O da bir acı durum bizim Peki, için. Peki bu bir parmak bastınız. Sayın Kocamaz'a da sordum. Tam yanıt alamadık. Program bitti. OSEB'nin otoyol bağlantısı, otobana yolu. Bağlantısı. Evet, otobana bağlantısı. Sanki Çin Seddi gibi, engellemek ister gibi. Yani yolu kapatmışız biz. Evet. Ticaret evet. Nasıl gelişecek? Evet, sanayi evet, nasıl gelişecek? O konuda bir fikriniz var mı? Yani niçin? Ya bir çalışma bağlandı? Var. Bu Vali Bey'in geçtiğimiz dönemlerde görev yapan valiler nezdinde yapılan bütün toplantılarda da bunlar hep dillendirildi. Ticaret odası dillendiriyor. Bizler söylüyoruz. Ama maalesef orada bir adım atılmadı. İşte Ulaştırma Bakanlığı yapacak şeklinde bir ifade kullanıldı geçmişte. Hatta D400'e paralel yine otobanla D400'ün arasındaki Karacilyas mevkiinden yine OSEB'e bir yol açılacağı hep planlarda olduğu 100 binlik planlarda ifade edildi ama tabii o çok uzun süreçli bir proje. Kolay değil, oralarda bir sürü narenciye bahçeleri var, tarım alanları var. Onların ölçü bedelini ya da uygulamayla çözmek, yerin, zeminin ya da kamulaştırmasını yapmak çok uzun vadeli bir proje. Ama bu çok kısa vadede yapılabilecek ve oradaki bütün işletmeleri, KOBİ dediğimiz küçük orta boy işletmeleri de ulaşım anlamında rahatlatacak bir proje. İnanın sabah erkenden gidin, özellikle limanın yoğun olduğu dönemlere denk geldiğinizde D400'e bir bakın. Ticaret borsasının olduğu yer ile Ataş arasındaki o bölümün komple trafiğinin felç olduğunu görürsünüz. İşte rahatlatmak lazım. En önemli fiziki anlamda yapılması gereken ulaşım. Bizim bölgemizde de var mesela. Paraşüt soru sormak zorundayım. Evet. Rıfat Uslu Caddesi. Hı. Evet. Üçüncü çevre 2 mi 3 mü? Üçüncü olacak işte. Mehmetçik Parkı'nın oraya bağlantı yolu. Evet, evet. Macit Bey 10 sene bunu yapmadı. Sayın Burhanettin Kocamaz Bey yapacağına söz verdi. Evet. Hatta ben de yine soramadım, dün vakit yetmedi. Şimdi size sorayım. Planlamaya alındı denmişti 2015 evet, veya evet, 16 için. Alındı. Orada 20-30 ev var. Daha bir fazla. Türlü o bağlantı yapılamadı. Ne durumdayız? Evet, evet, orada 850 metre boyunda 35 metre en kesitinde bir yolumuz var. Bizim o 207 Gazi Osman Paşa bulvarıyla kesişen orada Vazolu Kavşağımız var. Biz yapmıştık onu. Rıfat Uslu, yani Ay Işığı'nın üstündeki yol. Evet. Dolayısıyla eski mezarlığın üstünde Mehmetçik Parkı'na bağlanır ve üçüncü çevre yolu olacak. İnşallah onu Büyükşehir Yatırım Programı'na aldırdık. 2015 mi 16 mı? 2015'te de var. 2015'te kamulaştırma çalışmasına başlanacak. Aşağı yukarı 28 dönüm bir arazi. 35 metre en, 860 metre boy. Bunun aşağı yukarı 14 dönümünü biz uygulamayla çözmüştük. Geri kalan kısmını hem zemin anlamında kamulaştırma yapacak Büyükşehir Belediyesi, çünkü onun yetkisi dahilinde bir hizmet, hem de 68 tane ev var orada üstünde, konuşlanmış, eskiden yapılmış, bu plan sonradan geçmiş falan. Onların da örtü bedeli ödenecek. Biz aslında hemen başlayacaktık işte, çoğu yaylada biz bir araştırma yaptık, 68 evin %70'i falan şu anda yaylalılar. Dönüşlerinde onlarla pazarlığa oturacağız. Yani Büyükşehir, yani Büyükşehir adına yani biz yetki aldık. Siz dediler. Öyle olayın, mi yetki aldınız mı? Tabii, yani yetki sizde. Yani yetki şöyle, biz insanlarla görüşeceğiz. İkna edeceksiniz. İkna edeceğiz. Evet. Zaten o insanlar da bu işe yatkın. Ama hakkının da verilmesini istiyor. Çünkü başka evi yok yani. Nihayetinde o evin örtü bedeli ve arsa değeriyle birlikte bütünleştirecek. Gidecek başka yerden ya arsa alacak, ev yapacak ya da hazır ev alacak ya da daire alacak o şekilde. O insanları da mağdur etmeden inşallah 2016'da çözeceğiz. Hatta oradan gelen yol 3. çevre yolu olarak takviye edecek ve Mersin trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak. Bir de battı çıktı yapılacak oraya.
Nereden? İşte orada düğün salonunun oradan geldiğinizde mezarlığın köşesinde duvardan başlamak üzere yerin altına girecek. Doğu batı istikametinde Karahisar yolundan yani Üsel yolundan çıkacak. Orada kot da uygun. Akbelen Bulvarı direkt normal zemininde akacak. Alttan alt geçit olarak inşallah onu yaptığımızda hakikaten hem Mersin'in imajı noktasında bir tane alt geçitimiz, üst geçitimiz yok. Vardı. Hilkat garibesi gibi biliyorsunuz. Biri Taner Kışlalı, diğeri de Tulumba Kavşağı'ndaki o yer. Tabii sıkıntılı, proje hatası var. Orada birçok kazalar oldu biliyorsunuz. Daha şık, daha güzel bir şekilde inşallah burayı, belki mezarlığın altındaki kavşakta da, orada yer altında daha önceden Macit Bey döneminde bir beton baks geçirildiydi. Yani bizim Kuvayi Milli Anıtı'ndan başlayan, 217'den çıkan Okan Merzeci Bulvarı'ndan Müftü Deresi'ne akan 2x2 bir baks döşettirmiştik. Yağmur suyunu alsın diye. O sıkıntı olacak orada alt geçit yapma anlamında ama ona da bir çözüm bulunduğu takdirde orada da bir alt üst geçit yapıldığında akışkan bir trafik, dolayısıyla sıkışmayan bir şehir, rahat, ulaşılabilir, güzel bir kent olacak inşallah diyoruz yani. Sayın Başkanım, ara vermeden önce biraz köylerimize, ben köy demeyi yeğliyorum, köy mahalle diyorum. Evet. Çünkü köy faaliyetleri devam ediyor, hatta siz destekliyorsunuz şu anda. Üretimi desteklemek durumundayız. Evet, üretimi destekliyoruz. Açlar, yani hizmete açlar. Büyükşehir'den de Toroslar'dan da. Ne yapıyorsunuz? Yani asfaltlama, yol bakım onarım, başka elinizden ne geliyor? Evet. Köylerde var mısınız? Yani var olduğunuzu görüyorum ama bilmediğimiz bir şey var mı? Bir de o köylü vatandaş aydın, uyanık ama hangi işi Toroslar yapıyor? Hangi işi Büyükşehir yapması gerekir? Bunun ayrımında mı? Bu ayrım yapılmış mı? Ya tabii şimdi belediye başkanı olarak biz daha çok hareketli bir belediye başkanlığı yapıyorum ben. Çok gezerim yani, çok gezmezsen coğrafyayı tanıyamazsın. Tanımazsan doğru hizmeti nerede yapacağını bilemezsin. Onun için kesinlikle bir yönetişim anlayışı içerisinde vatandaşla muhabbet ederek, sohbet ederek, yapacağımız projeyi de orada tartışarak sonuca vardıran bir anlayışımız var. Dolayısıyla biz çok gezdiğimiz için bütün işler bizim üstümüze kalıyor, ihale ediliyor vatandaş tarafından. Ben Toroslar'da yaşıyorum, her şey senden sorulur, sen yapacaksın. Tabii böyle değil yasal anlamda. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yumuşak bir şekilde, düzgün anlatımlarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tabii gene aynı köydeki hizmet anlayışı da yasa anlamında şehirdekiyle aynı. Yerin altındaki ana hatlarda yağmur suyu, kanalizasyonun tamamı, içme suyu, ulaşım, ana grup yollar 15 metre ya da altında olsun. Ana ulaşım yollarının tamamı Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Geri kalan işler de bize ait. Yani parktı, spor tesisi yapmaktı, ara sokakların hizmetiydi, bahçe yollarının açılmasıydı. Bunlar da bize ait. Hakikaten ciddi anlamda bahçe yolu açtık özellikle ve önemli. Üretimi destekleyen bir yanımız var. Üreticinin ürettiği ürünü hem fazla sıkıntıya sokmadan taşıma kolaylığı yapmak durumundasınız. Hem de üretici ürettiği bahçesine gidip gelirken taksisiyle, otomobiliyle gidip gelebilecek konuma getirmek durumundasınız. Biz geçen yıl 200 kilometreye yakın, bu yılda 200 kilometreye yakın 400 kilometre sadece bahçe yolu onarımı yapmışız. Yeni yollar açmışız. Yani bu bir rekordur. Kimse hakikaten bunu küçümseyemez. Ciddi anlamda bir çalışma yaptık. Hala da yapıyoruz. Üretim noktasında köylüyü koruyoruz. Tabii ki köy mahalle oldu bir gecede ama onların yaşam şeklini ciddi anlamda değiştiremezsiniz. Çünkü yaşadığı bir atası ötesi var, kendisi var. Hayatını böyle idame ettirmiş. Mesela evinin altında inek besleyenler var. Tabiri caizse. Yani bunu beslemek zorunda. Çünkü onun yaşamı ondan. Çocuğunu, evladını okutuyor ondan. Ondan gelecek olan 8-10 kilo sütü satmak suretiyle kendi yaşamını idame ettiriyor. Orada 20 tane tavuğu var. Onun yumurtasını satarak geçiliyor. Dolayısıyla onu şikayet de olmuyor değil, oluyor. Mahalle statüsüne kavuştuğu için işte ineğinin pisliğinden rahatsız oluyoruz. Kokusundan, işte sayfiye yeri olması hasabıyla buraların.
Ama biz de onları zabıta marifetiyle temiz tutmaları, kireçlemeleri, stokladıkları atıklarını daha uzak yerlerde stoklamaları gerektiği konusunda ikaz ve uyarılarımız oluyor. Yani amaç nedir? Şikayet gelecek unsur bırakmayın. Ama hepsinin şimdi inekçilik yapan bir vatandaşı kaldırırsanız orada o adamın bütün rızkını kesmiş olursunuz. Asla böyle bir duruşumuz yok. Onları da destekliyoruz. Kaldı ki biz bir kümes projemiz var biliyorsunuz. 500 tane kümesi yaptık. Dağıtım konusunda biraz sıkıntılarımız olduğu için biraz öteledik inşallah. Kümesini vereceğiz, içinin civcivini vereceğiz. Bunları çoğaltsın, kendi yaşantısına katkı sağlayacak ekonomik bir değer üretsin diye. Yine birçok projemiz var. Ejder meyvesi çalışmalarımız var, sizinle birlikte yaptık. Onu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani fidecilik. Siz tarımda, bunu sizinle daha önce de konuştuk ve ben takip ediyorum çalışmalarınızı. Alternatif ürün daha aynen çok kazandıracak. Evet. Dar alandan daha çok verim alınacak, kazanç yapılacak. Evet. Çiftçiye bunun bilimini öğretme peşindesiniz. Çok 3-4 deney var sanıyorum. Evet. Yeni ufuklar açmaya çalışıyoruz. Nihayetinde bir ürünü pazarlama sıkıntısı varsa o ürünü ne kadar çok üretirseniz çok para etmez. O zaman ürün motifi dediğimiz değerlere yönelmek lazım. Cins değişikliği yapmak lazım. Neyse piyasada aç olan cins onu üretmek lazım ki hem sen mutlu ol, üretici olarak iyi para etsin, alıcı da kolay bulsun. İthalata dayalı bu ürünleri ithalattan gelerek tüketmesin. Benim yerli çiftçim üretsin, onlar para kazansın. Onun araştırmalarını yapıyoruz. Yani bu mevsim anlamında, doğa anlamında buranın şartlarına uygun ve dünyada da çok tüketimi olan ama bizde üretimi geleneksel olmayan yeni ürünler keşfetmeye çalışıyoruz. Arge anlamında biz hakikaten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Park Bahçeleri Müdürlüğümüz, bu konuda diğer arkadaşlarımız sürekli araştırma içerisindeler. Yeni ufuklar açmak insanlarımıza. Yani tarımdan da kopmaması gerekir diyorsunuz Toroslar. Kesinlikle. Şimdi tarım, o konuda da iddialıyız. İddiamız da şu, Torosların eteklerinden tepesine kadar olan köy ve bize mahalle olarak katılan beldelerimizde üretimin en kalitelisini, en çoğunu üreteceğiz. Bu şehri de doyuracağız. Bu ülkeye de doyurma anlamında katkı sağlayacağız diyoruz. Yani bu kadar iddiayı ortaya atmış bir belediye olarak tabii çiftçi ve üreten insanlarımızın da hep yanı başında olduğumuzu açıkça gösteriyoruz. Sayın Başkanım, siz Türkiye'de ender olan bir şeye imza attınız. Tortek'le. Evet. On binlerce insanı meslek sahibi yaptınız. Şimdi bizim köylerimizde sadece tarımsal üretim yapmıyor. Gençler var ve işsiz. Evet. Mesleksiz hatta. Yani garibim, böyle zımba gibi çocuklar var, kızlar var. Maalesef. O yeni köy, mahalle olan yerlerde Tortek misali eğitim, meslek eğitimi kazandırıp bunları böyle bir iş garantili neredeyse. O planlar var mı? Var. Tabii bunu merkezde yaptık. Hakikaten 11 yıl, 12. yıla döndük. 15 bin insanımızı 26 branşta eğitmişiz, meslek sahibi yapmışız. Hakikaten bu işi gelecekte hayatını idame ettirmek anlamında bu eğitimi alan insanlar da kendi işlerini kurdular. Şu anda İSKEP projemiz var. İstihdam için koordinasyon projesi adı altında Türkiye Belediyeler Birliği himayesinde 11 tane, 12 tane belediyenin iştirak ettiği, ilçe belediye bazında da 4 ilçeden biri olan Toroslar Belediyesi bu projenin içerisinde ve onlara meslek eğitim verdik. Şu anda kendi işlerini kurabilecek sistemi arkadaşlarımız başlattılar, yapıyorlar. Devlet desteği de olacak, kredisi çok uygun olan. İnşallah bu şekilde zeminle. Yani yukarı çıkıyor musunuz? Tabii yukarıya da çıkacağız. Yukarıya. Ya da yukarıdakini aşağı indireceksiniz. Aşağı hangisi? İndirmek niyetinde değiliz. Aslında şehirde yaşayan insanları yukarıya çıkartmak niyetindeyiz. O doğru. Böyle bir şeyimiz var. Çünkü metropolleşmiş şehirlerde insanlar stres altında yaşıyorlar. Daha böyle geniş, daha hoş ortamlarda insanların yaşayabilecekleri zemin oluşturmak durumundayız. Yani mesleği hedefimiz de yaşadığı bu yerde. Tabii mi? Tabii onu öğrensin. Da orada. Belki her köyde değil ama bir beldede meslek eğitimini de verebilme vaziyetimiz olacak geleceğe yönelik. Böyle yani var mı böyle bir çalışma? Var. Başlamadı henüz. Başladı mı? Yani
Tabii daha yeni, kendimize yeni geldik. Yani meraktan soruyorum. Evet. İzleyici de. Yapacağız. O genç tabii kızlar, kadınlar, her yaştan insan. Yok, bayanlara zaten açıyoruz. Yaylalarda bayanların devam ediyor. Tortek mesela yaz kurslarımız var. Ne öğretiyorlar? Kaç yine bayanların yapacağı işlerde. Yani ev ekonomisine katkı olacak mı? Tabii ki, tabii ki. Genelde mefruşat bazında, boyama da var. İşte şimdi bunda talep olması lazım. Bu mesleğe, bu işi öğrenmek için en az 20 kursiyer bulmanız gerekiyor. 20 kursiyer bulduğu zaman hoca hanım, biz yeri oluşturuyoruz. Halk Eğitim Merkezi de hoca hanımı veriyor. Öyle de bir kurumlar arası diyaloglu çalışmamız var kaymakamlıkla beraber. Dolayısıyla yaz aylarında şu anda kurslarımız devam ediyor. E tabi gençlerin, özellikle erkek hakikaten askerliğini yapmış 23-24 yaşında yanımıza geliyor. Ne iş yaparsın diye sorduğumuzda her işi yaparım diyor. Ya bir insanın her işi yapmak gibi bir meziyetin olması ihtimal dışı. İşte lastikçilik yapar mısın? Yok, onu yapamam. Elektrik yapamam. Tornacılık yapamam. O zaman her işi yapamıyorsun. Ya işte her iş dedi, kazma kürek işi falan. Yani daha basit işler. O insana bir meslek öğretmek lazım. Hakikaten şu İSKEP projesi kapsamında birkaç tane özellikli projem var. Şimdi yapamayız diye şu anda açıklamak istemiyorum ama iş adamlarımız da hangi branşta piyasanın açlığı varsa, ihtiyacı varsa o branşta adam eğitmek istiyoruz. Yani bir de şu var, meslek eğitim veriyorsun 26 branşta, meslek sahibi yapıyorsun, eline diploma gibi bu kurs belgesini veriyorsun. Şimdi belgem var diyor, bir sürü belge aldım diyor ama gene işsizim diyor. Önemli olan şu, iş adamlarımızla görüşmek suretiyle onların talep ettiği branşlarda insan eğitmek. Onlara mesleki, o branşta mesleki eğitim vermek ki direkt işe girebilsin. Mesela makine, overlock ve ütücülük branşında yetiştirdiğimiz her insanı MESBAŞ'ta, serbest bölgede işe alma garantisi veriyor oradaki iş adamlarımız. Sürekli diyalog içerisindeyiz. O anlamda bizim Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin karşısında bir yerimiz var. Ticaret odasıyla ortak bir projeyle orada da insanlarımızı eğitiyoruz. İnşallah onu daha geniş kapsamda yapacağız. Daha çok insan, daha çok işverenin de ihtiyacını görecek insan oluşturacağız. Şimdi ara vereceğim ama peş peşine sorular geliyor aklıma. Hemen yine yanı başımızda üretici köylü pazarı açtınız. Evet, evet. Bu ilkti memlekette. Fakat sanki böyle çok üretici bir yer olmadı. Köy yerlerinde her ev üretim yapıyor. Reçel yapıyor, bal yapıyor, pekmez yapıyor. Evet. Yapıyor işte. Ama yani 3-5 kavanoz daha yapsa biraz para kazanır. Bilmiyorum, köylü pazarı aktif çalışıyor mu? Haftada bir gün çalıştım, evet, biliyorum. O akış sağlayabildik mi şehirliyle köylünün pazarlığını? Tabii bizim bölge biraz daha sosyal doku olarak köysel altyapısı olan insanlardan oluşan bir yaşayanımız olduğu için biz burada hakikaten 5000 metre alan üzerine çok güzel bir köylü pazarı inşa ettik. 7-8 ay açık kaldı burası. Biraz insan yoğunluğu fazla olmadığı için burada. Bir de dediğim gibi çekemedik yani. Yani çekemedik, aslında niye çekemedik? Bölge insanı kendi ihtiyacını kendisi karşılıyor zaten. Hayır, başka yerden gelmediler. Müşteri bulamadık. Biraz da yaşam yerinden biraz uzak burası. İleride çok dolacak. Dediğiniz gibi 2009 öncesi burası son nokta gibiydi. Şimdi ta evet, Konya, Karaman ve Niğde'ye sınır olduk. Burası dolacak. Şu anda o köylü pazarı esnafını, aşağı yukarı 150'ye yakın esnafımız var. Karaysal yolunda Okan Merzeci mahallemizde yaptığımız bir semt pazarı var. 3500 metrekare kapalı alan, oraya çektik. Perşembe günleri orada hizmet veriyorlar. Burası ileride daha aktif hale geldiği zaman buraya çekilecek. Yani bura inşallah kalacak. Kesinlikle. Ve mutlaka bu, aktif hale gelecek. Kesinlikle. Şu an zaten o hedefimiz Gözne yolu aksında, bir de Aslanköy yolu aksında İki tane daha üretici pazarı yapma şeyimiz var, girişimimiz var. Yani yılmadık, arttıracağız sayıyı. Hayır, kesinlikle. Yani üreticiden halka prensibini asla aklımızın ucundan silmedik. O hep bir yerde duruyor. Ama takdir edersiniz ki en önemli şey yer, konum, mevki. Hayır, şimdi yer var ama burası işte çok öyle rentable olmadı. Başkanım, çok verimli olmadı. Özür dilerim, bu sosyete pazarları var. Tıka basa dolu. 5 lira, 10 lira giysi alıyorlar. Halbuki bizim böyle organik gıdaya da ihtiyacımız var. Evet. Arar buluruz. Yani Silifke'de olsa gideriz, Anamur'da olsa gideriz. Evet. Oradan nar ekşisi alırız. Öbür taraftan başka bir şey.
burası zamanla öyle bir şey olmalı ki evet, Anamur'dan, aynen. Silifke'den, Erdemli'den buraya ürün getirmeliler. Evet. İnsanlar da her yerden gelip, belki Adana'dan gelip buradan ürün almalı. Şimdi üretici pazarının eksikliği şu. Mesela üzüm zamanı bütün üreticiler üzüm yetiştiriyor. Hepsi üzüm getiriyor. Üzümün çeşitleri. İşte topacık, siyah üzüm, yalova incisi, neyse işte, gök üzüm diyelim. Şimdi insanlar geldiği zaman arabasının arkasını bütün çeşitlerle doldurmalı. Ama onu biz buluyoruz zaten her yerde. Evet. İşlenmiş bir şey lazım. Organik işlenmiş bir şeyle. İşte o anlamda da şimdi üniversiteyle bir çalışmamız var. Nasıl Malatya'ya gittiğiniz zaman bir Malatya kayısı ve türevi, içi dışı bilmem, doğal kurutulmuş, evet, doğal kurutulmamış falan. O şekilde bir ambalaj sistemi var. Onun gibi üniversitede bir ortak çalışmamız var. Toroslar'da üretilen ürünleri de bir ambalajlama tekniğiyle, bir sistemle böyle bir Malatya gibi dışarıya hediye götürürken o şekle getirmenin çalışmasını yapıyoruz. Yani markalaşacak. Evet. Yani ürün, ambalaj ve marka. Kesinlikle. Bir ürünün geçirdiği süreç nedir? Üretim, ambalaj ve pazarlamadır. Evet. Üretirsin, ambalajını da çok iyi yaparsın ama pazarlamada sıkıntın olursa ürün elinde kalır. Biz üretim safhasındayız. Evet. Biz ambalaj üretim, tabii birinci kısmındayız. Daha alfabenin A'sındayız. Ardından ambalajlama, ardından da inşallah pazarlama ve pazar, evet, yerleri. Onları da oluşturduğumuz zaman bu süreç içerisinde inşallah hem Toroslar'dan demin ifade ettik, iddiamız ortada. Toroslar üretecek, Mersin'i doyuracağız, hatta Türkiye'yi doyuracağız. Bu iddiada olan bir yanımız, yönümüz var. Hakikaten susuz tarım yapan yerlerimiz var. Daha hala köylerimizde. Gerek biz, gerekse Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destek Daire Başkanlığı tarafından ciddi anlamda proje çalışmasındayız. İcraatlarımız var. Mesela bu salı köyden mahalle olan mahallemize yaklaşık 3 kilometreye yakın boru döşedik. Biz yaptık bunu Toroslar Belediyesi olarak göletinden. Şu anda Musallı'nın %80'i sulanır vaziyete geldi. Su demek hayat demek. Suyu yetecek şekilde o mahalleye getirirseniz bizim insanımız çalışkan. Hele hele ürünü de para ederse inanın taşı oyar, içine toprağa koyar, orada ürün yetiştirir. Musallı köylüsü sizi hep bu anlamda saygıyla anıyor. Evet. Yani yıllar önce, 3-4 yıl oldu yanılmıyorsam, o boruları siz oraya götürmüşsünüz. 2 sene oldu. 2 sene oldu. İşte ben Musallı'da bir çalışma yaptım. Evet. Evet. Onu söylüyorlar. Sanıyorum o da biraz yetki dışıydı. Yani kitabına uydurup kullandık. İnisiyatif tabii kullandınız. Ki ya, biz yaptık. Kendimiz yaptık. Evet. Yani onu bir ihale yaparak yapamazsınız. Ama biz kendi iş gücümüzü, belediye imkanlarını kullanmak suretiyle 4 ayda aşağı yukarı tamamladık ve hakikaten işte budur yani hizmet. Şimdi herkes Allah razı olsun diyor. Niye? Su hayat. Su oldu muydu? Bütün maharet artık çiftçinin kendisine kalıyor. Çalışırsan kazanırsın. Şartların uygun. Altyapı olmuş. Suyun var, toprağın var. Bundan sonra çalışanın. Çalışan kendini öne atıyor. Siz para kazandığı için. Üreten belediyeciliği hep öne çıkardınız. İşe başladığınızdan beri. Şurayı anımsıyorum. Aydınlattınız bütün parkları ve burasını. Önce biz eleştirdik. Her taraf lamba, müthiş bir israf var dedik. Evet. Siz sonra açıkladınız. Bunların hepsi imalat. Evet. Çok ucuza yaptık. Lambalarda kaç watt? 10 watt her biri. Her 2 ampul var, 20 watt. Yani burada 100 tane lamba varsa 2000 watt yapar. Yani dolayısıyla o da ne eder? 5 tane sokak lambasına eşdeğer bir güç yapar ki biz bunların hesabını yapıyoruz zaten. Bu hesapları yapamazsak biz bu işin içerisinden çıkamayız. Doğru hesap doğru sonuç doğurur. Yani biz bunu yapar ezbere girmiyoruz, bodoslama girmiyoruz. Önce plan, proje, o aşamaları geçirdiğimiz için neyin ne olduğunu. Tabii çok yerden lamba yandığı için vatandaş diyor ki bu kadar lamba niye? Ya bu kadar lamba olmalı. Ya olmalı ki daha güzel gözükmeli. Ama çok enerji harcamıyor nasıl? Yok hayır kesinlikle. Bir nevi süs yani. Tabii şey yok. Yani görsellik noktasında zaten çok enerji harcayacak olsak o zaman hemen güneşten elektrik enerjisi üretme projemiz var. İsterseniz biraz soluklanalım. Hemen ona geçeriz yani. Evet ona geçeriz. Ha, elimizde seçenek var diyorsunuz. Tabii ki. Asla fazla zaten güçte. Çok para yok harcayamayız. Aynen. Ya güneşten ya beleşten tabii. Bir üretim bulmamız lazım. Kesinlikle. Eyvallah. Sayın Başkan Hamit Tuna ile konuşuyoruz. Toroslar ilçesinde Anıttepe'de misafiriz. Düne kadar burası Toroslar'ın sınırıydı değerli izleyiciler. Hepimiz unutuyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar, 5-6 yıl öncesine kadar. Şimdi 3
büyük şehirle, başka şehirlerle komşu olan bir ilçeden konuşuyoruz. 5000 hektardan 5200 hektardan 108 bin hektara. 108 bin hektara. 25 kat neredeyse büyümüş bir ilçe. Hizmete de tabii susamış. Bütçe belli, ilçe belli. İnşallah bunları da konuşalım. Birkaç dakika müsaadenizi istiyoruz. Hemen sonrasında Sayın Başkan Hamit Tunay'la söyleşimize Toroslar'da bir kez daha merhaba diyelim. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Toroslar'da misafiriz. Toroslar bizim misafirimiz. Toroslar ilçesi ve Sayın Belediye Başkanı Hamit Tuna canlı yayınımızda. Anıttepe'den yapıyoruz. Akbelen Bulvarı üzerinde eskiden Torosların belki de sınırı olan nokta idi. Gerçekten onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz manzaralar. Elbette hizmete susamış yerler, insanlar Toroslar'da da çok. Memleketin her yerinde de çok. İnşallah diyelim, umut edelim. Çalışmayla, dayanışmayla da azaltalım hizmete susamışlığı. Sayın Başkanım, turizmden söz ediyorsunuz bazen. Zaman zaman ben yadırgıyorum. Belki bilmediğimden diyorum ki, yani bizim yayla turizmi var. Onun dışında Torosların turizme kazandırılacak başka şehirlerden, başka ilçelerden, başka ülkelerden Toroslara gelip de göreceği ne olabilir insanın, mesela bir gün, iki gün, üç gün geçirebileceği yayla dışında var mı? Evet. Ve belki bu bizim istihdamımıza da, iş gücümüze de katkı sunacak. Meyve sebzenin tüketimine de katkı sunacak.
Torosları bir turizm kenti gibi de hayal ediyor musunuz bazen? Elbette ki. Tabii turizm denince öncelikle ve özellikle deniz akla gelir. Yani insanların kafasında oluşan algı budur. Ama bizim deniz sınırımız yok maalesef ki. O paylaşımda bir zamanında adaletsizlik olmuş 1994 paylaşımında. Ama şu anda genişleyen coğrafyamızda yaylaların 37'sinin bize bağlanmasıyla birlikte dezavantajlı konumda olan Toroslar avantajlı konuma geçti diye düşünebiliriz. Yayla turizmi yaz olsun, kışında kış turizmi şekliyle. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarımız var, projelerimiz var. Allah nasip ederse şu anda bölgede 5 tane kalemiz var. Biri Belenkeşlik Kalesi, Soğucak'ta. Onu kültür varlıklarından izin almak suretiyle, ortak proje yapmak suretiyle şu anda projesini bitirdik. Rehabilite edildi, yürüme yolları yapıldı, pergoleler yapıldı ve akşamlar insanların kullanabileceği şekilde geldi. Ziyaret yeri olarak, fotoğraf çekme yeri olarak da güzel bir topografik özelliğe sahip. Ardından yine Asar Kalesi var. Hemen Suntras'ın güzel yaylayla arasında tepe noktada bir yer. Biraz fazla tahrip olmuş bir kale ama çünkü hazineciler, defineciler kaçak kazı yapmak suretiyle o kaleyi maalesef ki biraz yıpratmışlar. Orayı ele aldık. Yolunu falan açmak için bir çalışmamız var, planlamamız var. Yine güzel yaylanın içerisinde ayrı bir kale var. Oradan dönün Değirmendere, Çandır'da bir Çandır kalemiz var ki hakikaten çok müthiş bir yer. Girişi biraz dar ama oraya çıktıktan sonra geçmişte can güvenliği herhalde %100 olan en özellikle önemli kalelerden bir tanesi. İçinde tepede bir yer. Şehir ayağının altında Mersin çok net bir şekilde gözüküyor. Tarsus gözüküyor hatta. İçerisinde dükkanlar varmış. Ve kervanlar gelip Karaman'dan Konya üzerinden orada alışveriş yaparlarmış. Yani ihtiyaçlarını oradan giderirlermiş. Müthiş bir kale. Ama bakımsız. Tabii bunlar hep Kültür Bakanlığı himayesinde Kültür Müdürlüğü'ne bağlı. Yine Gözne Kalemiz var. Yıllardır işte açık olan Kültür Müdürlüğü himayesinde görevlinin olduğu. Ama çok bakımlı olduğunu da söyleyemeyiz. Bizim niyetimiz şu. Şu an ufak da olsa başladı. Bir bayan arkadaşımız karayollarının oradan almak suretiyle bir günlük günübirlik gezi düzenliyor. Yani işte saydığım yerleri ziyaret etmek suretiyle ha şelalemiz var esas. Mersin'in belki de il noktasında tek şelalesi Suntras şelalesi. Oranın inmesi çıkması çok zordu. Şu an oranın merdiven ve meydan oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 20 gün sonra bitireceğiz. O projenin devamında hayalimde suyun düştüğü yeri görenler vardır. Karşıda bir yolumuz var. Arada bir dere var. O 130 metrelik bölümde çelik alak üzerinde bir köprü yapma hayalimiz var, düşüncemiz var. Onu hayata geçirdiğimiz zaman yani engeli olan insanların bile gidip şelalenin o muhteşem atmosferinde ve o serinlik içerisinde, o güzellik içerisinde hem resim çektirme hem orada bir nefeslenme hakkı şansı bulacaklar. Bunu hayata geçirdiğimiz zaman 5 kaleyi de birini bitirdik, 4 tanesi kaldı. İnşallah bu dönem içerisinde 2 tanesini daha revize edebilirsek oradan gelin. Güzel yaylada aşağı yukarı 55 dönümlük bir yerimiz var. Hemen yol cepheli, müthiş bir yer. Şu anda içerisinde bir tane sosyal tesisimiz var. Çok şık, Sayın Koç Bey'in zamanında yapılmış, onun belediye başkanlığı döneminde. Yan tarafında aşağı yukarı 25 dönüm bungalov ev yapma yerimiz var. Projelendirdik, etrafını fensleriyle çevirmek şekliyle. Herkesin yaylalık evi yok. Olmayan insanlar yazın bunu aldığında çocuklarını alıp orada hafta sonları ya da bir haftalık ya da periyodik şekillerde kalabilecekleri bir ailelik bungalov evler yapacağız. Çok özür dilerim, sizden de duymuştum. Ben de şunu söyleyeyim. Deniz turizmi artık son yıllarını yaşıyor. Evet. Bunu söylüyorlar. Yani deniz turizmi giderek azalıyor. Kültür turizmi çok öne çıkıyor. Belki bizim Toroslar'da yabancı turistler buraya gelip bungalov evlerde kalıp domates yetiştirip, hıyar yetiştirip,
şeftali hasadına katılıp, kiraz hasadına katılıp bir hafta geçirecek, buraya para bırakacak ve gidecek. Evet. Yani benim hayalim de bu. Sizden de duymuştum benzer evet. şeyler. Kentköy projesi. Evet, bunu yapacak. Evet. Burada belki butik oteller, bungalov oteller olacak. Yani bu zor değil. Evet. Dünyanın paralı turisti de böyle şeylerin peşinde artık. Evet. Deniz turizminden buraya çıkıyorlar. Evet. Şimdi o ring yapacak günübirlik turizmcilerin, daha doğrusu hemşerilerimizin geleceği pozisyonda. Bir de güzel yaylada var olan 50 dönümlük yerde şu anda çalışmasına başladık bugün. Harfiyat çalışmalarını. Bir üretici pazarı. Aynı zamanda semt pazarı olarak da kullanılacak. O bölgede yetişen ürünlerin natürel olarak satıldığı bir yer. Altında bungalov evler. Orada sıralı dükkanlarımız var şu anda. 12 tane aşağı yukarı. Yanında tesisimiz var. Onunla da bütünleştirerek yanına bir spor tesisi de kurmak şeklinde. Hakikaten orayı bir çekim merkezi yapacağız. Güzel yaylada da ulaşım yolu aksının tam merkezinde. Tam onu orta noktada. Yani onlarca köy. Afyon, Karahisar neyse Türkiye'de. Evet. Güzel yaylada o merkezde bir yerleşim yeri. Hakikaten orası müthiş bir yer olacak. Hayalimizi projeyi de icraata dökeceğiz yakında. Tabii biz bu arada 1,5 sene oldu bu köylerimiz bize mahalle olalı. Biraz sıkıntılarımız oldu. Hangi anlamda? Ekonomik anlamda. Bağlanan 5 belediyeden şu ana kadar 14 trilyon lira borç ödedik. Toroslar Belediyesi öyle imkanları çok geniş olan bir belediye değil. Aşağı yukarı geçen sene gerçekleşen bütçemiz 70 küsür trilyon lira. Bu sene de 100 küsür yaptık. Yani 110 trilyon civarında yaptık. Gerçekleşecek olan da 90 trilyon. Tabi bunlardan tamamı yatırım bütçesi değil. Bütün giderler, bütün her şey bu parayla yapılıyor. Personel, SSK, tabii ki. Elektrik, su, benzin, yakıt. Her şey, cari harcamalarınız. Yani yatırım bütçemiz bizim aşağı yukarı 15-20 trilyon civarında. Bununla asfalt mı alacaksın, temizlik mi yaptıracaksın, işte bütün işleri mi yaptıracaksın? Ama üreterek biz bu eksiğimizi kapatıyoruz, Allah şükürler olsun. Başkanım, siz para ürettiniz. Yani artı değer üreterek Toroslar bugün nereye geldi? Evet. Yani bina yaptırdınız, arsayı değerlendirdiniz. Ama size yönetilen bir eleştiri de var. Bunu da müsaadenizle soralım. Tabii ki. Ben de açık hava reklamlarında görüyorum. Diyorsunuz ki ağız diş sağlığı hastanesini ilçemize kazandırdık. Arazi tahsis ettik. Evet. AK Parti tarafından Hamit Tuna Bey hükümetimizin yaptığı yatırımları Toroslara sanki kendisi yapmış gibi algı yaratıyor. Evet. Onun halbuki bir desteği, katkısı yok demeye gelen açıklamalar yapıyorlar. Bilmiyorum, buna bir sözünüz var mı? Siyasetin basitlikleri tabii ki bunlar. Yani şöyle, ağız diş sağlığı hastanesi için 5000 metrekare köşe başında bir parselimi verdim. Yani Toroslar Belediyesi'nin var olan bir mülkünü tahsis ettik. Parasal değeri ne? Parasal değeri şu anda oralar 6-700 milyon lira metrekaresi eski parayla. 6-700 lira yani. Nereden baksanız 3,5-4 trilyonluk bir değer alın diyoruz bu arsa bizden. Çünkü kamu kurum ve kuruluşları millete hizmet eden özel yapılar. Biz de bir kamu kurumunun başındaysak kurumları bölgemize çekmemiz lazım. Ve bu arsayı bedava verdik. Şimdi o projenin değeri de örneğin 10 trilyonsa ya da 8 trilyonsa şimdi 4 trilyonluk kısmında ben de katkı sunmuşsam ben de bunu söylerim. Yani bunda ne var ki yani? Tabii bu kurumlar arası diyaloglu çalışmanın da güzel örnekleridir. Bırakın arsayı vermişsem ben de onu ifade edeyim. Orada reklamını da yapıyorum. Ağız diş sağlığı hastanesinin, bilmeyen bölgemizde yaşayan bir sürü insanımız var. Demişiz ki orada ağız diş sağlığı hastanesini bölgemize getirdik. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Kadın doğum çocuk hastanesi alansal olarak yetmiyordu. 9000 metrekare bedava arsa vermişim. Yani hangi belediyeye gidin de bu kadar arsa tahsisi yapan yer var, kurum var, belediye noktasında bir bakın. Yine 1259 yataklı şehir hastanesi, işte eskiden bölge hastanesi diye adlandırılan o yer kamu özel ortaklığı modeliyle yapılmış bir proje. Bakınız, bunu defalarca anlattım. Arsa bizden bedava. Yapımı müteahhit firma tarafından, devletin kasasından hiçbir para çıkmaksızın 3 yıl yapım süresi ama müteahhit 1,5 yılda bitireceğim diyor. O iddiada bitirdikten sonra bütün mefruşatı ve teçhizatı da döşeli olarak devlet sadece, yani Sağlık Bakanlığı
doktorunu, hemşiresini, hasta bakıcısını, ebesini neyse getirecek ve sistemi çalıştırmaya başlayacak. Ve kira ondan sonra başlayacak. Bakın o sürece kadar devletin kasasından 1 lira para çıkmıyor. O zaman bu icraatın, bu projenin yapımında Toroslar Belediyesi'nin verdiği katkı yatsınır mı? Ne katkı verdiniz? 232 bin metrekare arsa verdi bedava. Bakınız şu anda onun karşısındaki arsalarımızın metrekaresi, tabii biz de kazandık yani. Nasıl kazandık? Toroslar Belediyesi'nin arsaları var orada karşısında. Şahsa dönük burada bir rant yok. Ben yani 11-12 yılda yaşadıklarım hakikaten bu kentin niye gelişmediğini çok yakinen gördüm, içine girdim. Yani eskiden anahtar deliğinden bakardık bu sistemlere ama şimdi içinde yaşıyoruz. Şahsi menfaatini düşünüyorsan bu şehir asla ileriye gitmez. Ama devletin, kamunun menfaatini düşünüyorsanız ki biz bunu yaptık. Kamu arsalarının olduğu yerde kendi arsamızı verdik. Karşısındaki araziler Toroslar Belediyesi'nin, onları değerlendirdik. 30-40 lira olan metresi arsalarımız şu an 6-700 liraya çıktı. Belki daha da bittikten sonra daha üst değerlere çıkacak. Şu anda elimizde stokta arsalarımız var. Şimdi en gözde ve toplumsal mesaj kentsel rant. Kentsel rantı birkaç kişi mi yiyecek? Aynen. Yoksa o kentin insanı mı paylaşacak? İşte olayın özü orada kentsel noktalanıyor. Kentsel rantı kim yiyecek? Evet. Kentte bir rant var. Evet. Şurada arsa değerlendi. Evet. Şurada tarla değerlendi. Bu oradaki insanların hepsine yararlandırılmalı mı? Yoksa evet, iki kişi yiyip ora böyle dediğiniz gibi dar mı kalmalı? İşte. Peki aynı şeyi şimdi köy mahalle, mahalle olan yerlerde de bir rant oluşuyor. Oraya planlar yapacaksınız. Büyükşehir ve siz. Evet. Orada dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Olacak mı? Orada da bir rantlar olacak. Tabii yaylalarda yapılacak projeler çok öyle rantını oranın belki arttıracak elbette ama bu hastane gibi arttıracak nitelikte projeler yok, olamaz. Değil, mümkün değil. Yani hastane başka bir şey. Hastane, şimdi düşünün devlet hastanesinin karşısındaki dükkanların kıymetini. Ama biz varız diyorsunuz. Bu hastanenin yapımında biz temelinde tabii ki, varız. Tabii ki. Hatta bu zaman zaman işte AK Partili arkadaşlar İşte hükümet yapıyor, devlet yapıyor. Ben de şunu söyledim. Dedim ki tamam, şöyle böyle bir eserin bir kere ortaya konmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama en özellikli katkı sunan Toroslar Belediyesi. Ne zaman o taksimetre çalışacak ya, hani proje bittikten sonra, o dönemde belki başka bir iktidar olacak ki öyle gözüküyor. AK Parti olmayacak. O taksimetre başladığı anda hangi iktidar varsa parayı ödemeye, kirayı ödemeye başlayan o yapı olacak. O zamanki o hükümet olacak. Proje o zaman otomatikman el değiştiriyor. Toroslar Belediyesi ile o dönemki hükümetin ortak projesi oluyor. Çünkü şu ana kadar devletin kasasına 1 lira para çıkmadı. Para olarak bir katkı koymadıysan fikri anlamda desteklemişindir. Proje bazında desteklemişindir. Eyvallah. Onlara bir şey demiyorum ama bunu söylemek de benim hakkım. 232 dönüm Torosların var olan arsasını vermişsem, bu da Toroslar Belediye Başkanı olarak bunu ifade etmek benim hakkım. Yani bunu da, bu yatırım Toroslar'da yapılsın diye. Tabii, kaldı ki o projenin başka yere kaydırılması, hatta başka şehre gidilmesi noktasında bir sürü ayak oyunları oldu ama hakikaten 5 kişilik bir komisyon geldi. Bunun branşsal anlamda işte mimarı, şehir plancısı, inşaat mühendisi, bütün branşlarda mühendis arkadaşlardan, Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip geldi. Hedef gösterilen yerler vardı. Ya oraya alınmasıyla ilgili en değerli ve en kabul görecek yerin burası olduğu konusunda rapor tuttular. Öylelikle bizim buraya geldi. Yoksa bunu kesinlikle alacaklardı. Ama bakın, hemen yanı başımızda otogarımız var. O otogarın yerini de tahsis eden Toroslar Belediyesi. Bırak tahsis ettiysek biz de bunu konuşalım yani, değil mi? Yani o projenin buraya gelmesinde bizim ve meclis üyesi arkadaşlarımız, ki el kaldırıp karar veren merci, onların hakkı var. Onların hakkında yiğidi öldür, hakkını yerine koy. İşte otogarın gelişi, Ağızlı Sağlık Hastanesi'nin gelişi, şehir hastanesinin inşallah bittikten sonra orada işlevsel hale gelişi, ikinci el otogaleciler sitesi, açık otopazarını o mahallede yani. Evet, şehir İhsaniye için bir kangrendi. Evet, İhsaniye mahalle muhtarımız inanın hayır dualar ediyor. Niye? Her pazar oralar sıkıntı içerisinde, konutların sıkıntı içerisinde olduğu bir noktayken
getirdik. Bir senedir aşağı yukarı bizim bölgemizde ikinci el otopazarının yanında hizmet veriyor ve 1 lira para almadık. Sırf orayı tanıtmak, bölgenin aktivitesini arttırmak, orayı daha da güzelleştireceğiz inşallah. Kısa vadede bir şeyler yaptık ama uzun vadede orayı da çok şık hale getireceğiz. Şimdi onun yanına bir sistem getiriyoruz. Yeni gelişen, şu anda aklıma gelmedi adı ama basit uçakların kalkabileceği, basit ama iki kişi kalkabilecek öyle yeni mi? Bir teknoloji gelişik. Evet. Ondan şehir turu, havadan tur yapabilecek. Tabii bunun teknik anlamda bütün şeylerini de besleyecekler. Bir yer yapıyor işletmeciye. Yap kirala, kira karşılığı proje şeklinde veriyoruz. Hemen yanında atlı spor kulübü yapmak için müracaat var. Onu da aynı şekilde proje karşılığı kiralama şekliyle vereceğiz. Yani orası tamamen aktif, Mersin'in özlem duyduğu, insanların hem para kazandığı ticaretten, ikinci elden, açık otopazarından hem de spor aktivitesi olarak her değeri bulduğu, her branşı bulduğu bir merkez haline getireceğiz. Yine bir drag pisti yapıyorum. 1000 metre uzunluğunda, 1100 metre hatta uluslararası standartta, 25 metre en kesitinde ve 25 santim asfalt dökmek şekliyle. Sıfır zemin, sıfır kot, bir yerden bir yere, ki onlar öyleymiş, modifiyeci gençler bunu çok iyi bilirler. Oranın altyapı hazırlığındayız. Dere ıslahını yaptık. Şu anda dolgu çalışması yapıyoruz. Bittikten sonra şu an Konya'da var, Manisa'da var, İstanbul'da var. Dördüncüsü Toroslar'da olacak. Yani bunlar bizim hep vizyonumuz. Bunlar bizim vatandaşla olan ilişkiler sonucunda ortaya çıkan projelerimiz. Söz verdik mi bize o iş biter. Ha yaparız. Belki birilerinin 10 liraya yaptığını biz 5 liraya ya da 3 liraya yaparız. Ama ileride o geliştirilebilir. Biz ön açacağız. Çok paramız olsa en güzelini yaparız. Biz bu işi de çok iyi biliriz. Araştırırız ederiz ama çok paramız olmadığı için ama altyapı anlamında bütün eksiklerini tamamlarız. İleride paramız olduğu zaman daha da o projeyi taşlandırırız. Mesela şu park projesi tamamı Toroslar Belediyesi'nin çalışanlarının elinden geçti. Alın terileri buraya toprağın içerisine karıştı. Bu daha güzelleştirilebilir. Ama neyle? Parayla. Biz ne yapmışız? Beton yol yapmışız. Yarın granit de düşersin buraya. Traverten mermer de düşersin. Yaparsın. Ama biz buraya ne demişiz? Burası park. Burası Toroslar insan hoş vakit geçireceği bir yer. Bizim niyetimiz hep buydu zaten. İmarda, yeşil alan olan, sosyal tesis olan her yeri yapmak. Bazı yerlerde işte tam müsaadenizle eleştirildiniz. Bazı mahallelere çok güzel yatırımlar, parklar, tesisler yaptı Hamit Tuna. Ama bazı mahallelere yapmadı. Evet. Dediler. Yani eski mahallelerimize alan sıkıntımız var. Bakın yılların Meram Sineması'nın yerini satın aldık, kamulaştırdık. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde onu da elden kaçmasın diye. Çünkü imar parseliydi orası. A7, 7 kata imarlı bir yerdi. Yarın müteahhit almış. Tam müteahhit aldıktan sonra biz dedik araya girdik, buraya hiçbir şey yaptırmayacağız. Sağ olsun bizi de kırmadı. Aldığın fiyata bize vereceksin. Bize de çok iki katı değer çekiyordu yani mal sahibi. Çok uygun fiyatta aldık. Aşağı yukarı 1500 metre. Sağlık Mahallesi'nde nefes alacak bir yer yoktu. Alan çıkartmak için ne yapacaksın? Sağlık Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacaksınız. Onunla ilgili bir şehirle de bir ön görüşmemiz oldu. Özellikle 23 evler yol kavşağından çıkan 207. caddemiz var. 6-12 ile başlar, üstü 25-35'e kadar çıkar. Onu standart yol en kesitine getirmek için orada bir kentsel dönüşüm çalışmamız olacak nasip olursa. Eğer onu yapabilirsek Çakmak Caddesi'nden giren birisi direkt otogara kadar rahat bir şekilde gelebilecek. Başkanım, bu kentsel dönüşümü Mersin'de ilk başlatansınız. Yanlış anımsamıyorsam TOKİ ile beraber. Evet. Burada gerçekten yüzlerce sanıyorum konut yapıldı. 612 konut. 612 konut. Yine siz arsa mı verdiniz? Evet. Hep yaptığınız gibi arsayı evet. Verdiniz, belediyeye para kazandırdınız. Evet. Fakat şimdi kentsel dönüşüm işlemiyor Mersin'de. Siz evet. Öncülerindensiniz. Sayın Kocamaz da önemsiyor. Evet. Ama söyler misiniz? Yani bu kangren olmuş mahallelerimiz var. Sizde de var, diğer ilçelerde de var. Nasıl olacak? Yani kentsel dönüşüm tabii vatandaşı mutlu etmek suretiyle bu proje yapılır. Yani vatandaşa rağmen iş yaparsanız hem siz kaybedersiniz hem vatandaşı mutlu edemezsiniz. Vatandaşı da kaybedersiniz. Aynen, vatandaşı da kaybedersiniz.
Dolayısıyla biz o anlamda önce vatandaşı dinliyoruz. Burada kentsel dönüşüm düşünüyoruz. Ne dersiniz? Çünkü onlara rağmen cebren bu işi yaparsanız sıkıntı alırsınız. Onların istediği yaşam şeklinde mimari tarz kullanmanız lazım. Yani şimdi gecekonduda yaşayan bir insanı işte 30 katlı bir binanın içerisine yerleştirirsen orada hapishane hayatı güder ki orayı satar. Yarın başka bir get dolaşmış, gecekondulaşmış mahalleden bir gecekondu alır orada yaşamaya başlar. Onun için onun gönlüne göre yapmanız lazım. Onun ekonomik şartlarını da uyarlamanız, uygunlaştırmanız gerekir. Şu anda ben gezdiğim yerlerde herkes kentsel dönüşümden yana. Ha iş adım atıldığı zaman bizim yaptığımız proje sıfırdan projeydi. 111 dönüm yer verdik, 612 konut yaptırdık. İçinde camisi var, sağlık ocağı var, 32 derslikli okulu var. Önüne de 45 dönüm spor tesisi ve park projesini oturttuk. İnanın şu anda cennette yaşıyor TOKİ'de yaşayanlar. Çok da uygun fiyata aldılar. Bizim elimizde de 46 dairemiz vardı. Hepsini sattınız mı? 5-6 tane kaldı. Hayır, talip olalım ya da talip olan varsa. Hayır, şöyle mecburen satmak durumunda kaldık. Zaten çünkü para üreteceksiniz. Hem para üreteceksiniz hem de orada sürekli taksimetre çalışıyor. Hangi anlamda? Aidat anlamında. Evet. Şimdi 46 tane dairenin sürekli aidatını ödemek durumunda kalıyorsunuz. O da ciddi rakamlar yapıyor. En sonunda elden çıkarttık. 2 tane misafirhane kullandığımız yer var. 2 tane de küçük dairemiz var. Diğerlerini sattık. Tabii borçlar geldi. Zaman zaman ihtiyaç olduğu zaman 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre açık arttırmayla sattık. Hele şimdi hastane geliyor. Hele şimdi önüne bir spor tesisi ve park yapılınca inanın orada daire alanlar o kadar mutlular, o kadar huzurlular ki çok hoş bir yerde yaşıyorlar. Yüksek olduğu için de şehir ayaklarının altında. Öyle güzel bir mekansal durumu oluşturdu. Bir yudum su ısmarlayalım evet. Size ve değerli izleyicilere dönelim. Artık son dakikalara giriyoruz Sayın Hamit Tunay'la. Hava da güzel olmaya başladı evet. Ama 10 dakika, 15 dakikamız var. Öyle mi arkadaşlar? 10-15 dakikamız var. Biraz gençleri de konuşalım. Çok önem veriyorsunuz. Evet, siz evet. De genç bir adamsınız. Spor. Yani sayılır artık genç falan yok, değiliz. Yok maşallah de, iyisiniz. Evet. Spora çok önem veriyorsunuz. Evet, futbol kesinlikle. Başta olmak üzere Toroslar Belediyesi'nde birçok spor dalı var. Birçok kültür sanat dalı var. Şimdi bu bağlanan köyleri de katarak soruyorum. Genç kızların, genç oğlanların sporla, sanatla, kültürle yoğrulması. Kesinlikle. Para gelir geçer. Evet. Hepimiz de geldi geçti. Ama gençlikte sanatı, kültürü, edebiyatı, sporu tanımış olan insanlar daha bir kaynaşıyor, kardeşleşiyor. Hatta bu kapsamda 7-8 mahalleye spor kompleksi yaptığınızı anımsıyorum. Evet, yani evet. Sayı olarak anımsıyorum. Evet. Bize biraz umut verir misiniz gençlerimize? Evet. Tabii biz çalışma yol haritamızda her zaman ifade ettiğimiz 2004'ten beri bunu söylüyorum. Sağlık, eğitim ve gençlik diyoruz. Sağlık olmazsa olmazımız, eğitim olmazsa olmazımız. Zaten 22 tane okul yeri vermişiz. En çok okul yeri tahsis eden Milli Eğitim'e belediyeyiz. Onunla da övünüyoruz. Çünkü her olumsuz işi çözebilecek tek yer eğitim kurumlarıdır, okullarımızdır. Bu anlamda duruşumuz net. Gençlik vazgeçilmezimiz. Zaten bir milletin geleceğe umutla bakabilmesi için gencini iyi yetiştirmesi lazım. Hem milli benlik içerisinde olan bu milleti, bu kalabalığı millet yapan değerleri özümsemiş, o değerlerin arkasında dik duran bir gençlik, hem de vizyon olarak Ulu Önder Atatürk'ün ifade ettiği çağdaş medeniyet seviyesinin üstünde ufku olan, gelişmiş ülkelerle yarış halinde olabilecek, bunu taşıyabilecek bir gençlik oluşturmak niyetindeyiz. Bu anlamda ben konuşmalarımda hep söylerim, kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. Söyledik daha doğrusu, büyüdüler, üniversiteyi bitirdiler, çalışıyorlar. Allah herkesin çocuklarını bağışlasın. Amin. En iyi okuldan mezun olursanız olun. Yani Türkiye'nin en iyi okulu ne? Teknik anlamda bellidir, tıp anlamında bellidir. İşte Boğaziçi'dir, ODTÜ'dür, İTÜ'dür. Tıp anlamında da işte Hacettepe'dir, Çapa'dır, Cerrahpaşa'dır falan. Ama sosyalite anlamında eksikseniz, işte bunlar nedir? Spordur, sanattır, girişimciliktir. Artık devlet küçüldü biliyorsunuz. Yani özelleştirmeden mütevellit kurum ve kuruluşlarının çoğunu özelleştirdi. Dolayısıyla devlet kapılarında çok fazla iş yok. Ne yapacaksınız? Özel sektöre gireceksiniz. Özel sektörde ya da iş yapacaksınız. İş yapacaksınız. İşte yabancı diliniz bir tanesi, ikincisi olacak.
Çünkü eşitlerden bir adım önde olmak durumundasınız. İşe alırken sen işte en güzel üniversiteden mezun olduğun orada para etmiyor özel sektörde. Sen çalıştığın kuruma, iş yerine ne kadar aktif olarak destek oluyorsun, ne kadar para kazandırabiliyorsun? Zekanla, sosyal ilişkilerinle, girişimciliğinle ona bakıyor. Ona göre sana para veriyor. Yoksa devlet kurumlarında çok iş yok. Benim iki çocuğum da özel sektörde çalışıyor. Yani çok şükür. Yani devlet kurumlarından çok üstte maaş alıyorlar ama tabii özel sektörde adamı çalıştırır. Siz ona kazandıracaksınız ki o da size yüksek maaş verecek. Onu yapmazsanız hadi güle güle derler. Onun için bölge insanının, bölge çocuklarının da kesinlikle bir spor branşını yapmalarını, bir enstrümanı çalabilmelerini, tiyatroya gitmiş, tiyatrodan işte haz duyan, sürekli tiyatro alışkanlığı olan bir gençlik. Kitap okuma alışkanlığı ki entelektüel boyutu olacak, dünyadan haberdar olacak. Bunlar yapmazsanız eşitten geride kalırsınız ve siz tercih edilmeyen insan olursunuz. Hangi okulu bitirmiş olursanız olun. Ha gireceğim bir devletin kurumunda kapıya ne derler kapağı atacağım. Allah'tan sağlık devletten aylık hesabı bakacaksan o başka bir şey ama kendini aşmak, daha ilerler, daha ufuklar açmak istiyorsan kesinlikle bu dediğim unsurları üstünde barındırman lazım. Biz de o anlamda 10 tane spor tesisi yaptık. Hakikaten sadece Mersin'de değil, Çukurova'da bu anlamda bir numarayız. Yeni bağlanan belediyelerimizde Ayvagedi'nde bir sahamız vardı. O sahayı nizami hale getirdik zemin anlamında. Daha yeni işte çimleri çıkıyor. Yine Gözne'de var eski bir saha. Orası da nizami değil. Biraz kamulaştırmayla ilgili sıkıntıları var. Onları aşacağız. İnşallah orada bir de tesisimiz var. Gözne'den kalma. Büyükşehir'e gitti. İl Özel İdaresi'nin 1/3'ü onun, 1/3'ü bizim. Orayı da bir tesis haline getirebilirsek normal kulüplerin bile gelip kamp yapabilecekleri bir merkez haline gelebilir. Saha da orada olduğu takdirde spor kulübü gelsin, o tesislerde kalsın ve orada kampını yapsın. Niye Bolu Gerede'ye gidiyor Mersin İdman Yurdu? Niye Tarsus İdman Yurdu farklı farklı yerlerde gidip de kamp kuruyor? Oysa Toroslar var. Evet. Aslında bizim hayalimiz çok daha fazlaydı da imkanlarımız yetmiyor. Karatepe diye bir mevki var bizim. Ayvagedi'nin Kızılbağ, Güzelyayla ile arada bir mekan. Oraya bir 5 yıldızlı otel. Orada çok düz bir arazi var. Oraya 3-4 tane futbol sahası. Kışın kış turizminde 5 yıldızlı oteli kullan. Yazın da futbol kulüplerini aç. Orada kamp yapsınlar. İşte tabii bunlar parasal güç anlamında ortaya konacak projeler. İnşallah ileride olur. İnşallah Büyükşehir bu anlamda biraz daha kendini toparladıktan sonra o projelere yönelebilirler. İşte o zaman Mersin marka kent olur. Büyükşehir. O zaman Mersin'e Beşiktaş gelir, Galatasaray gelir, Fener gelir, Trabzon gelir. Yani Sayın bunları açmak lazım. Sayın Hocamaz da ufuklarınız zaman zaman yaklaşıyor mu? İki ayrı belediye başkanısınız, aynı partiden seçildiniz. İkiniz evet. de deneyimlisiniz ama zaman zaman böyle hayaller yanaşıyor mu birbirine ya da konuşuluyor mu acaba? Elbette ki. Yani Burhanettin Hoca, Kocamaz başkanımız da hakikaten 20 yıl Tarsus'ta çok özellikle hizmet etmiş değerli bir şahsiyet. Tabii 1,5 sene geçti de tam sistem kurma anlamında %100 şekli oturtmuş değil. Sürekli sıkıntılar oluyor. Çünkü kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynen yani öyle, evet. Bu coğrafyada 15.853 kilometre karelik alanda hizmet vermek öyle çok kolay değil. 509 köy, 40 tane belde, 13 tane ilçe ve her birinin ayrı bir derdi var. Hala suyu olmayan köyler var. İl Özel İdaresi'nin döneminde yapılmamış. Tabii bütün bu hizmetler, ulaşım Büyükşehir'e bağlı. Sinekle mücadele bağlı, mezarlıklar bağlı, itfaiye bağlı. Aslında biraz yetki devrini yapabilse daha rahatlar yani. Ben Büyükşehir Belediye şey Başkanımız. Dün canlı yayındaydı. Evet. Tam konu buraya geldi. Evet. Ben de Sayın Kocamaz'a dedim ki Sayın Başkan, ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görevlerini ve yetkilerini okudum. Evet. Orada bir yerde diyor ki ister ise evet. görevlerinin, yetkilerinin bir kısmını ilçe belediye başkanlıklarına devredebilir. Ne diyorsunuz dedim. Evet. Özellikle mezarlık hizmetiyle ilgili söylediğimde durdu, gülümsedi. Onu denedik, orada sıkıntılar çıkıyor. Beni konuşturmayın dedi.
ben de konuşmuyorum dedim. Konuyu kapattık. Evet. Haberiniz olsun. Yani evet. O zaman biz de girmeyelim. Evet. Yani o tabii şeydir. Maliyet anlamındaki değerlendirmeler karşılıklı. Yani bakın ben, siz de biliyorsunuz yani, ne olduğunu. O onun tabii hesabını yapacaksın. Bu işin bir bedeli elbette olacak. O bedeli verirken de yapan ilçe belediyesi büyükşehri de yormayacak. Yani uygun değer neyse onu hak ediş şekline dönüştürmek suretiyle karşılığını alacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tek merkezden bu kadar coğrafya idare etmek zor. Zor, evet. Ama ilçelere yetki verirsin, bir kısmını yüklersin, takip edersin, otokontroldur. İşte Sabancı'nın da bir sürü fabrikası vardı ama İstanbul'da yaşayarak bütün fabrikalarını idare ediyor. Niye? Her birine bir idareci koymuş, bol maaş vermiş. Burada da 13 tane ilçe var, ilçe belediye başkanları var. Ver sorumluluğu, ver şeyi de kaynağı. O hizmetlerle uğraşma. Evet. Ama kontrolün sürekli gözlerin üzerinde olsun. Otokontrol merkezden olsun ama en azından takip noktasında buradan her zaman sürekli adam göndereceğine, kendin gideceğine daha yerinde oturarak o işleri takip etme şansın olur. Tabii ki bizim söylediğimiz bir teklif yapma tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın kendisinde. Yani tek elden bütün merkezi her tarafı idare etmek zordur. Onun için biraz görev dağılımında yetki devri yapılırsa daha sağlıklı işler çıkar diye düşünüyorum. Eyvallah. Çocuklarımıza birkaç cümle etmenizi rica ediyorum. Onu da çok önemsediğinizi biliyorum başkanlığınızdan itibaren. En ücra köydeki çocuğun da oyun oynaması, bir oyun sahasına sahip olması, belki de oyun aletleriyle tanışması çok önemli. Şehirdekinin de öyle. O konuda tabii araya şeyi de karıştırayım. Her yaşta insanın spor yapabilmesi için spor aletleri. En ücra köyde de var mı, olacak mı tarafınızdan çocuklar ve yaşlılar? Şu anda var desek yalan olur tabii ki. Ama sürenin sonunda her yerde olacak. İnşallah 1,5 sene sonra. Talep geliyordur. Sürekli geliyor. Yani bir de burada alıştırdık. Bütün mahallemizde aşağı yukarı var. Hatta birkaç tane var. Park sayımız 56'dan 165'e çıkmış. Ciddi anlamda yeşil alan kazandırdık. Aslında bizim değerimiz belki 10 yıl sonra çok daha iyi ortaya çıkacak. Şimdi Akdeniz'e bakın. Eski yerleşim yeri, merkez. Bir tane nefes alacak yeni mahallede yer bulamazsınız. Nusratiye, Mesudiye. Şimdi oradaki insanlar dairelerini satıp bizim bölgeye geliyor. Niye? Yeşili var, rahat, hava sirkülasyonu var. Bu yeşiller buralar ev olarak dolduktan sonra ortaya net ortaya çıkacak. Havadan işte quattro diyorlar, hani dörtlü pervaneli uçaklar var ufak. Evet. Fotoğraf çekiyor. Şöyle bir gezdirin ya da bir helikopterle şehri şöyle bir dolaşın. En yeşil yer Toroslar. Bunlar gelecekte bizi bu yeşille anacak bu millet. Bunlar bir eser. Çocuklarımıza tabii ki bebelerimize bırakacağımız en güzel eserler bunlar. Yeşil alanlar, spor tesisleri. O çocukların fayda alacağı, hoş vakit geçireceği. Hatta şimdi çok kolaycı bir anlayış var. İşte çocuğun elinde teknolojik gelişmişlikten dolayı işte ambulansı da var. Kumandalı, istediği gibi oynatıyor falan ama biz çocukluğumuzda kendimiz üretirdik. Eski çocuk oyunları diye bir biz bu arada festival de yaptık, bir yarışma da yaptık. Hala onu devam ettiriyoruz. Kendi oynayacağımız oyuncakları kendimiz üretirdik. Bu bir çocuğa beyin jimnastiği, neyi nasıl yaparımı düşündüren bir unsurdu. Ama şimdi getiriyor çocuk işte uçan helikopterinden yerde giden ambulansına, itfaiye aracına varıncaya kadar her şey var. Ya bu kolaycılık yani. Bu teknolojinin getirdiği bir sıkıntı aslında ama biraz çocuğu o yaşlarda hayal gücünü genişlettirmek, geliştirmek lazım. En çok algı çocuğun beyninde kalan öğreti 3-6 yaş grubundaymış. Çocuklarla biz çok uğraştık biliyorsunuz. Mobil kreşi ilk yapan Türkiye'de belediyeyiz. Tır üstüne bir dorseye sınıf yapmak suretiyle şu anda bölgedeki kreş ve anaokulu sayısı hayli arttı. Bölgemizdeki yaşayan aile reislerinin %60'ı anaokulunun olduğundan bilgi sahibi değiller. Anaokulu demek, kreşe giden çocuk demek, gelecekte daha başarılı öğrenci demek. Biz bunu da sağladık. Yani çocuklar bizim vazgeçilmezimiz. Biz aha geldik gidiyoruz ama bizi ülke anlamında, millet anlamında bizi taşıyacak olan sonsuzluğa, o cumhuriyetin payidar kılınması noktasında
omuzlarına bu yükü alacak olan o çocuklarımız, o gençlerimiz. Onların rahat etmesi, mutlu olması için biz her noktada varız Toroslar Belediyesi olarak. Var olmaya da inşallah bu sağlığımız devam ettiği sürece de duracağız, yanlarında olacağız. Çok güzel. Son iki dakikayı size bırakacağım. Evet. Ama siz bu eserler kalacak dediniz ya, ben kısa bir şiir söyleyeyim. Şu bildiğimiz iki Yunus'un işte geldik gidiyoruz, kalanlara selam olsun sözünü biliyoruz. Bedri Rahmi Eyüboğlu bunun arkasına iki dize eklemiş. Ama hep böyle kalacaksa bu dünya, kalanlara haram olsun demiş. Bu dünyayı değiştirmek lazım, güzelleştirmek lazım. Şimdi yürek telinizi titreteceğini bildiğim, ben soruyu sorarken de öyle oldum. Şehit düşen çocuklarımız var. Terör ahlaksızca tekrar azdı. Zaten terörün ahlaklısı olmaz. Lütfen bununla ilgili duygularınızı rica ediyorum. Çünkü çok hassas Torosları yönetirken, çok hassas bu konuda insanlara davrandınız. O çocukların adını yaşatmak için çok emek harcadınız. Şehitlikle ilgili artan terör haberleri ve şehitlerimiz, genç fidanlarımız beraberinde de acı da olsa bir bayram mesajı. Acı dediğim o şehit aileleri ve bize yansıyan bir acı yürek var. Ama bayramın güzel yanı, daha çok hatırlayacağız, daha çok kucaklaşacağız. Buyurun. Evet. Tabii ki bütün bu anlattıklarımız aslında bu vatanın hür ve bağımsız olması şartlarında yapılacak hizmetler. Eğer ülke sıkıntısındaysa senin ne yaptığın yol, ne alt geçit, ne hastane, ne diğer hizmetler, parkı, spor tesisi hiçbir mana, hiçbir anlam taşımaz. Bu arada söyleyeceğim bir şey daha var. Yazın bizim Kır'da, Aslanköy'ün üstünde 2200 rakımda aşağı yukarı 5-6 bin yörük göçerimiz hala o hayatı devam ettiriyorlar. Biz onların geçen yıl bütün hayvanlarını da, koyunlarını kamyonlarla taşıdık. Çok güzel çok haber oldu. Çok ciddi anlamda bir katkımız oldu onlara. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Bu sene seçim yılı diye yapamadık. Turizme destek amaçlı. Seneye nasip olursa oraya, o kıra 10 tane yörük çadırı kuracağım. İçine ranzası, yatağı da olacak. Yörüklerin yaşamını takip etmek isteyen o kadar meraklı. Şimdi Toroslar demek yörük, işte hemen algı öyle oluşuyor. Natürel yaşam, doğal yaşam. Oraya gelip o insanları da orada inşallah böyle bir turizm yolu da açmak istiyoruz. Bu bir. Tabii ki bütün bu hayaller, bütün bu projeler, bütün düşünülenler bu ülkenin hür ve bağımsız olması pozisyonunda yapılacak işler. Hizmet yapılır. Bugün yapılır, yarın yapılır. Yol açılır, parke döşenir, asfalt yapılır. Bunlar hizmettir yani. Kim ne kadar çok hizmet bırakırsa o yönde iyi anılır, doğru anılır. Ama bu ülke toprakları hür ve bağımsız olarak bu cumhuriyetin himayesinde olmaz ise yapılan bu hizmetlerin hepsi boş demektir. Onun için hakikaten bu coğrafyada yaşamak çok zor. 1071'de Sultan Alparslan bu ana vatana girmiş, burayı yurt etmiş. Ama 1071'den bugüne kadar bu coğrafyada Türk milletine kolay yaşam hiçbir zaman, hiçbir dönemde sağlanmamış. Hep birileri senaryo yazmışlar. İçten hainlikler yapanlar olmuş. Dıştan o gücünü kullananlar olmuş. Çünkü hakikaten çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili. Allah'ın bahşettiği her türlü güzellik var şu bersenimizde, şu ülkemizde. Her noktası ayrı bir güzel. Ama İşte 36 etnik köken var demek suretiyle, insanlara da birer kimlik vermek suretiyle sanki hepsi ayrı bir milletmiş gibi ayırt etmekte maalesef şu yaşanan 10-12 yıllık dönemde olmuştur. İnsanları birbirine düşman etmek, etle tırnak olmuş, özellikle Kürt vatandaşlarla bir ayrı garicalığa düşürmek isteyen zihniyetler. Kaldı ki Genel Başkanımızın Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in tespitleri gereği 1 milyona yakın Kürt-Türk evliliği yapmış insanlar var. Her ailede mutlaka böyle kız almış, kız vermiş, etle tırnak olmuş insanlar var. Şimdi bunları ne yapacaksınız? Onun için herkese buradan her sözümde söylediğim gibi kalabalıkları millet yapan değerler dilidir, maneviyatıdır, milli kültürüdür, tarih şuurudur. Kendini bağımsız kılan
al bayrağıdır. Hele hele böyle bir vatan coğrafyasında her noktasında şehit kanı bulunan misaki milli sınırlar içerisindeki bu topraklardır. Bunlar bizim ortak paydamız. Bu ortak payda dediğimiz değerlerimize, manevi değerlerimiz sahip çıkmazsak bizi öyle lime lime ederler. Zaten taktik şu, bu coğrafyada yaşayan insanları bölüp parçalayıp yönetme taktiği. BOP, Büyük Orta Doğu Projesi. Orada 18 tane ülkenin coğrafyasında değişiklik yapmaya çalışan bir zihniyet, bir anlayış. Onun için bunlara alet olmamamız lazım. Dün olduğu gibi kendi öz değerlerimize dönmemiz lazım. Milletin ortak paydasının etrafında bütünleşmek suretiyle bu coğrafya hepimize yeter. Ama maalesef ki seçimden beri bir senaryo daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Her gün 3-4 tane polisimiz kara toprağın bağrına veriyoruz. Her gün 3-4 tane askerimiz, asker olmazsa polis, polis olmazsa sivil vatandaş, doktor, küçük çocuğa varıncaya kadar kurşun sıkan zihniyetler. Sizi hiçbir şekilde bir noktaya götürmez bunlar. Ama bakın, bu Müslüman milletlerde var sadece. Bir Hristiyan, Hristiyan'ı öldürdüğü, böyle savaş halinde olduğu bir dünyada bir ülke gösterebilir misiniz? İşte bu senaryonun ne kadar basit bir oyun olduğunu anlamak, buradan hareket etmek de mümkün. Bakın, yok Hristiyanlarda ya da başka dine mensup olan bir millette böyle kendi kendine birbirlerini öldüren bir ülke yok kendi içinde. Maalesef. Ama Müslüman milletlere bakın, hepsi birbirine kurşun sıkıyor. Ölenin de Allah, öldürenin de Allah diye bağırdığı bir süreç yaşıyoruz maalesef ki. Hele hele şehit haberlerine alıştırılmış bir millet pozisyonuna geldik. İşte onun altında şehit olursa hiç kimsenin umursamadığı bir normal sahir zaman gibi geçiyor. Doğru değil mi? Gazetelerde küçük küçük bir puntalar. Televizyonların çok kısa, işte bugün 4 tane polisimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu ya da şehit edildi. Yani artık böyle şehidine çok normal gelen bir haber şeklinde yayınlanan bir pozisyon yaşıyoruz maalesef. Ama bütün bunların önüne geçecek olan milletin iradesidir, millettir. Titreyip kendine gelecek. Dünü düşünecek, bugünü düşünecek, yarınlarda çocukların bu coğrafyada nasıl yaşayacağını düşünecek. Madde gelip geçicidir. Bunlar, para el kiridir. Hani demin siz dediniz, Yunus'tan birkaç şey söylediniz. Hani mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan diyor ya. Yani insan doğduğu günden öleceği gün bellidir. Yaşadığımız bu yalan dünyada daha mutlu, daha huzurlu, daha dünyanın nimetlerinden faydalanan, huzur ve güven içerisinde bir yaşam varken, birbirini öldüren, birbirini katleden, birbirine düşmanca bakan, düşmanca senaryolar kuran böyle bir yaşamı tercih edersiniz? İşte tercih, tabii ki seçimlerde yönetim başına geçirecek oldukları zihniyetin doğru tespit edilmesiyle mümkündür. Bunu yapacak olan millet iradesidir. Ben milletin iradesine güveniyorum. Huzur güveni herkes istiyor tabii ki. Gergin bir pozisyonda yaşam asla hiç kimsenin düşünmediği, istemediği bir yaşam şekli. Onun için bu millet herhalde bu dönem doğru kararını verecektir diye düşünüyorum. İşi 1 Kasım'a bağladınız. Doğru karar ne olacak? Tabii vatandaşın tercihi. 1-2 cümle, süre bitti. Ana haberlere bağlanıyoruz. Evet. Kurban Bayramı geliyor. Evet. Sizin için, toplumumuz için, Müslüman dünya için birkaç cümle. Evet. Tabii Ramazan'ı eda ettik. 70 gün sonra da işte Kurban Bayramı'nı, inşallah yaklaşan Kurban Bayramı'nı eda edeceğiz. Hak yoluna kurbanlarımızı, ekonomik durumu uyanlar kesecekler. Ve olan olmayana destek çıkacak. Böyle işte dinimizin güzelliği, o sosyal kaynaşmanın bütünleştiği bir dönemi inşallah hep birlikte eda edeceğiz. Allah sabır versin. Çocukları, kardeşi Hakk'ın rahmetine kavuşan şehit ailelerine. Öncelikle şehit ailelere başta olmak üzere onlara sabrı cemil ihsan edilsin Rabbim. Bütün hemşerilerimize, Müslüman Türk milletine mübarek Kurban Bayramı'nı ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin. Tabii bayramlar, dini bayramlarımız özellikle kırgınların barıştığı, dostlukların pekiştiği, milli değerler ve
geleneksel değerlerimizin öne çıktığı, o bayramlaşma, kucaklaşma hadisesinin sıkça yaşandığı güzel gün olması, kurbanla başlayan milat, bundan sonra bu coğrafyada huzur ve güvenin, barışın daha öne çıkması noktasında vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin kurbanını tebrik ediyorum. Ve Kanal 33'e de bizim kendimizi ifade etme, hizmetlerimizi yansıtma yönünde göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı mekanımızda ikinci göz ağrımız. Bunun gibi 165'e çıkardık sayımızı. Burası tabii ilk projelerimizden olduğu için böyle Anıttepe Parkı'nda da bu güzel akşamda birlikte olmaktan sizlerle çok şeref duyduğumu ifade ediyorum. Sizlerin de bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Efendim çok teşekkür ederim. O şeref bize de ait. Çok teşekkür ederim. Yurttaşlarla sizi buluşturduk. Biz sizinle buluştuk. Hem dertleştik hem söyleştik. Eksik evet. olmayınız. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şairin söylediği, güzellik kurtaracak dünyayı, her şey bir insanı sevmekle başlayacak. Ve bir düşünürün söylediği, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaçlar yetiştiriniz. Ama yüzlerce yıl sonrasını düşünüyorsanız insanları eğitiniz. Çocuklarımızı eğitelim. Donanımlı, kültürlü, inançlı, şuurlu insanlar. Yüzlerce yıl cumhuriyetimiz ve kardeşliğimiz yaşasın diye. Toroslardan, Torosların zirvelerinden, Toroslardan aldığımız özgürlük ve bağımsızlık ruhundan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı işte bu dağlardan başlattığı, Toroslardan başlattığı bilinir. Hepinize selam olsun. Kalanlara, göçenlere, herkese selam olsun. Hoşça kalın.